Tam anlamıyla Sazan Sarmal'ın içine düşmüş durumdayız arkadaşlar. Kur enflasyonu enflasyon kuru tetiklemeye devam ediyor. Her ikisi birleşerek faizi zorlamaya başladılar ve faizi yukarıya doğru itiyorlar. Belki politika faizi politik nedenlerle Merkez Bankası tarafından yükseltilemiyor ama piyasa faizleri her geçen gün yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Bankaların hem konut kredileri hem de araç kredileri bundan 2 ay öncesinin neredeyse 2 katı seviyesine çıkmış durumda. Tahvil faizlerine bakıyoruz. %8,5-9 seviyelerinden %13'ün üzerine tırmanmış durumda. İşte bütün bu gelişmeler Sazan Sarmalı'nın boyutunun biraz daha büyümesini beraberinde getiriyor arkadaşlar. Bir yandan kur baskısı, bir yandan enflasyon baskısı, bir yandan faiz baskısı konut sektörünü köşeye sıkıştırıyor. Ve konut fiyatları önümüzdeki süreç içerisinde ciddi anlamda yerle bir olacak. Bugün bu videoda bunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Konut sektörünü değerlendireceğiz ama önce her zaman olduğu gibi rakamlara bir göz atalım. Öncelikle borsaya bakalım. Tekrar 108.700 seviyelerine yükseldi. %1.05'lik bir yükseliş var. Biliyorsunuz özellikle Amerika'da borsalar ve endeksler çakıldı. %5'lik, %6'lık düşüşler yaşandı. Önümüzdeki dönemde çok sık bir şekilde bu sert satış baskılarını hisse senedi piyasalarında göreceğiz. Keza bizim borsamızda da göreceğiz. İlk hedef 105 bin, ikinci hedef 100 bin, daha sonrasında 60 binli seviyelere kadar gidebilir. Ekonomiyle ilgili sıkıntılar gün yüzüne çıktıkça, dünyadaki daralma arttıkça, pandemi gündeme gelmeye başladıkça, bakın bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var. Önümüzdeki yılın ortalarına kadar yaygın bir aşı çalışması beklemeyin demiş. İyi ihtimal önümüzdeki yılın ortası, kötü ihtimal önümüzdeki yılın sonları. Bu hisse senedi piyasaları üzerinde ciddi bir satış baskısı yaratacak. 2 artı 2 eşittir 4. Türkiye'de de BIST 100 endeksinin ciddi satış baskısıyla karşı karşıya kaldığını hep birlikte göreceğiz. Dolara bakıyorum, 7.45'i bugün gördü. Şimdi hafif altında 7.44 seviyelerinde, 7.44-18 gibi. Bana göre ilk durak noktası, ilk hedeften bahsetmiyorum. İlk durak noktası 7.60 seviyeleri olacaktır. Sonraki hedefi ise 7.80-85 aralığı olacaktır. 7.80 seviyesini kırdıktan sonra da 8.20'ye giden bir dolar kuru göreceğiz. Kademeli yükselişi baz alırsak. Yıl sonuna kadar biz 9 liranın üzerinde 10 lirayı zorlayan bir dolar kuru göreceğiz. Kırılma olursa 13-14-15 liralardan bahsediyor olacağız. Euro 8.77'ye gerilemiş durumda. Bakın dolar 0.13 yükseldi. Euro 0.49 düştü. Bunun sebebi ne peki? Tabii ki euro dolar paritesi. Euro dolar paritesi 1.18'i aşağıya doğru zorluyor. 1.20 kırılamadı. 1.20 kırılamayınca da gerilemeye başladı parite. Benim beklentim aşağıya doğru gitmesi, paritenin özellikle bunun altını çiziyorum. Faiz 13.24 seviyesinde buralarda sabitlenmiş gibi. Özellikle Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili açıklamaları bize gösteriyor ki faiz yükseliş eğilimini devam ettirecek tahvil piyasasında. %14, %15, %16 seviyelerini görebiliriz faiz cephesinde, kimse şaşırmasın. Altının onsu şu sıralarda 1925. Özellikle bu Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması bence çok dikkat çekici. Stres ortamı tekrar gündemde. Özellikle jeopolitik gelişmeler, Rusya-Amerika gerilimi, Doğu Akdeniz'de kutuplaşmanın iyiden iyiye gündeme gelmesi ki 3. Dünya Savaşı ile ilgili videomda sizlere bundan bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi Türkiye ile Rusya yakınlaşıyor. Karşıda bir batı kutuplaşması var ve iş sanki Asya batı ülkeleri arasındaki bir dünya savaşına doğru ilerliyor. Eğer ki bu durum daha da keskinleşmeye başlarsa altın üzerindeki baskı daha da artacaktır. Altının bu seviyelerinin tamamen alım fırsatı olduğunu düşünüyorum ve bu seviyelerden mal toplandığını düşünüyorum arkadaşlar. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. 1920 de ifade etmiyor. 1800'lü seviyelere gelse de hiçbir şey ifade etmiyor. Ya da gram altının 455 lira seviyesine kadar sarkması da benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben hem gram altının hem de onsun önümüzdeki günlerde çok ama çok agresif bir şekilde yükseleceği kanaatindeyim. Türkiye'de kur da çok agresifleşirse o zaman gram altın onsun yükselişinden çok daha hızlı bir şekilde hareket edebilir. Onu da özellikle söyleyip sizleri uyarmak istiyorum. Evet, piyasaları genel olarak yorumladıktan sonra şimdi de konut piyasasına dönelim arkadaşlar. Çok düz mantıkla bakarsanız evet, her şeyin fiyatı yükseliyorsa, kur artışı oluyorsa, enflasyonist bir baskı oluşuyorsa piyasada ister istemez konut fiyatlarında yükselmesi gerekir. Ama Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsanız ve konut fiyatları aşırı yüksekse ve tamamen krediye bağımlıysa, insanların alım gücü dip yaptıysa, satılamayan ürünün fiyatı tepe taklak olur arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemde de biz
bunu çok net bir şekilde gördük. 2012'den bu yana aslında konut fiyatları yükselmiyordu. Pandemi bahane edilerek bir şekilde kredi faizleri aşağıya çekildi ve insanlara öyle bir lanse edildi ki sanki bedavaya ev aldıracakmış gibi devlet, verilen krediler sanki hiç geri ödenmeyecekmiş gibi öyle bir lanse edildi ki bir kesim, ama küçük bir kesim, o dönemde evlere saldırdı ve bunu gören müteahhitler ya da ev sahipleri de yine her zaman olduğu gibi açgözlülük yaptı. Vatandaş uyandığı için çivi gibi tekrar yerine çakılıverdi. Faizler önümüzdeki dönemde çok ciddi manada yükselmek zorunda kalacak arkadaşlar. Merkez Bankası belki politika faizini politik nedenlerle yükseltemeyecek ama piyasa faizini ister istemez yukarıya itmeye devam edecek. Repo faizlerini yükseltecek, fonlama faizlerini yükseltecek, bankaların maliyetlerini yükseltecek. Piyasayı kısarak bir şekilde dövizi baskılamak adına faiz ortamı öyle ya da böyle yukarıya çıkacak. Bir tarafta gerçekçi olmayan 8.25 seviyesindeki politika faizi, öbür tarafta Türkiye'nin gerçekleriyle yukarıya fırlayan 13, 14, 15, 16 seviyelerindeki tahvil faizi ve yine Türkiye'nin gerçekleriyle yukarıya çıkmak zorunda kalan repo faizleri ya da fonlama faizleri. Bu faizlerin yukarıya çıkması bankaların hem konut kredilerindeki hem araç kredilerinde hem tüketici kredilerindeki faiz oranlarını yukarıya çekecekler. Faiz oranları yukarıya çekildikçe piyasaya giren para azalacak, mevduata giden para azalacak, dövize olan talep artacak, altına olan talep artacak, onların fiyatları daha da tırmanacak ama arkadaşlar konut sektörü resmen dibe çökecek. Gördüğünüz gibi tüm fiyatların yükselmesi, konut fiyatlarının yükselmesi anlamına gelmiyor. Artı zaten konut fiyatları o kadar çok şişirildi ki artık patlama noktasına gelmiş durumda. Bakın arkadaşlar, Merkez Bankası çok net bir şekilde enflasyonun bundan sonraki süreçte de yükseleceğini söyledi. Nerede söyledi? Aylık fiyat gelişmeleri raporunda. Daha bugün, dün, bir hafta önce, bir ay önce falan değil. Benim neredeyse 5-6 aydır söylediğim cümleleri birebir kurmuş durumda. Neyse, Merkez Bankası'nda gördüğüm kadarıyla Sayın Berat Albayrak gibi gerçeklerle öyle ya da böyle yüzleşmek zorunda kaldı ve o da bizim söylediklerimizi söylemeye başladı. Peki ne söylemiş Merkez Bankası ve enflasyondaki tehlikeli gidişatı nasıl anlatmış bizlere? Hızlı hızlı devam edelim. Sonrasında bu enflasyon eğiliminin kuru nereye doğru sürükleyebileceğini ve Merkez Bankası'nın ister istemez politika faizinde radikal bir şekilde nasıl yükseleceğini anlatacağım sizlere. Bu radikal faiz arttırımı sonrasında da konutların nasıl elde patlayacağını ve doğal olarak da fiyatların nasıl çakılacağını anlatacağım sizlere. Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar arttı. Çünkü üreticiler malların büyük bir kısmını, ara mallarından bahsediyorum. Ara mal nedir onu da kısaca söyleyeyim sizlere. Bir son ürünün yapılabilmesi için aradaki tüm mallar, üretim mallarına biz ara mal diyoruz. Ve bunu yurt dışından getiriyorlar. Almanya'dan, Avrupa'dan, daha çok Çin'den getiriyorlar. Bunun için biz üretim yapsak bile üretimimiz de aslında ithal odaklı arkadaşlar. Yani sadece tüketim malı ithal etmiyoruz. Aynı zamanda ürettiğimiz her ürünü de yurt dışından getiriyoruz. Sonunda bardak ortaya çıkıyor. Made in Turkey yazıyor. Ama aslında Made in Turkey'in altındaki malların hepsi Çin, Almanya, Fransa, İtalya oluyor. İşte Merkez Bankası bunu söylüyor. 6 ay öncesinden, 1 yıl öncesinden bu tablo belliydi ve bunu konuşuyorduk. Merkez Bankası bu tabloyu görmüş olmasına rağmen nasıl enflasyonun düşeceğini düşündü ve nasıl bu gerçekçi olmayan faiz indirimlerini yaptı. Kendisini böyle büyük bir darboğaza soktu. Anlaşılır gibi değil. Döviz kuru ve emtia fiyatındaki gelişmeler üfedeki artışta etkili oldu. İşte biraz önce uzun uzun anlattığım şey sizlere. Hani ara malını dolarla dövizle alıyor diyorum ya. Dövizle aldıkları için de üretici fiyatlarının yükselmesinde döviz kurunun yükselişi etkili oldu. Otomobilde matrah ve ÖTV değişiklikleri enflasyonu yukarı yönlü etkilemeye devam edecek diyor. Sadece otomotivde mi? Bütün ürünlerde. Çünkü Türkiye'de dolaylı vergiler hızlı bir şekilde arttırılıyor ve adaletsiz bir noktada. Otomotiv vergilerinin artması, matrahların artması da fiyat üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluşturacak ve fiyatların yükseltilmesini beraberinde getirecek. Bu da enflasyonist bir baskı yaratmaya devam edecek. Kur gelişmelerin etkisiyle dayanıklı mal grubunda fiyat artışları genele yayıldı. Nedir dayanıklı mal grubu? Araba, buzdolabı, bilgisayar, yani tek seferlik kullanılmayan tüm ürünler dayanıklı mal grubu içerisine giriyor. Evet, biz belki Türkiye'de herkesin önüne buzdolabı alın deme fırsatını koyduk ama fiyatlar o kadar yukarıda ki milletin buzdolabı alacak hali kalmadı. Merkez Bankası bunu söylüyor ve bunun genele yayıldığını söylüyor. Belki
sadece otomotiv sektöründeyken ya da beyaz eşya sektöründeyken şimdi bütün sektörlere yayılmış durumda diyor bu fiyat artışları. Neden? Çünkü tüm ara malları yurt dışından geliyor. Ya da burada hiç üretilmiyor. Direkt olarak bu dayanıklı tüketim malları yurt dışından ithal ediliyor. Onun için de fiyatları yükseliyor ve bu genele yayıldı, bir enflasyonist baskı oluşturdu diyor Merkez Bankası. Gıda fiyatlarındaki artış da devam edecek diyor ve gıda fiyatlarının artışının temelinde de işlenmemiş ürünler grubu var. Neden? Çünkü gıda ürünleri bile yurt dışından getirilmeye başladı da ondan. Şimdi gelelim neden bunları uzun uzun sizlerle paylaştığıma. Çünkü enflasyon orta vadede ve uzun vadede ve kısa vadede yükseliş eğilimini korumaya devam ediyor arkadaşlar. Türkiye kendi ham maddesiyle, kendi ara malıyla üretim yapmadığı sürece, altını çizerek söylüyorum bakın, kendi ham maddesiyle ve kendi ara malıyla üretim yapmadığı sürece bu sazan sarmalının içerisinden çıkamayacak arkadaşlar. Ve her kur yükselişi enflasyon üzerindeki baskıyı arttıracak. Enflasyonun artması negatif reel faiz ortamı yarattığı için kuru baskılayacak. Görüyorsunuz kur enflasyonu baskılıyor. Daha sonrasında yükselen enflasyon bu kez kuru baskılamaya başlıyor yeterli faizi bulamadığı için. Ve bu durum kur üzerinde ciddi kırılganlıklar yaratıyor. Önümüzdeki dönemde arkadaşlar negatif reel faiz ortamı daha da açıldığında yabancı çıkışının artması ve dolara olan ihtiyacın artmasıyla birlikte kırılganlık sürecine girilecek. Kırılganlık sürecine girildiğinde dolar ya da euro ya da sterlin fark etmez devalüasyonist bir etkiyle yükseldiğinde aynı 2018 Ağustos ayında olduğu gibi işte o zaman Merkez Bankası istese de istemese de, politikacılar istese de istemese de faizi çok hızlı arttırmak zorunda kalacaklar. Yine aynı 2018 Ağustos ayında olduğu gibi. Olmaz kardeşim, Türkiye'de faiz arttırılmaz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı istemedikçe yapılamaz kardeşim diyenlere Ağustos 2018'i hatırlatırım. O dönemde sanıyor musunuz ki Merkez Bankası tamamen bağımsız olarak başına buyruk hareket etti ve faizleri neredeyse 1700-1800 bas puan arttırdı. Tabii ki politikacıların onayıyla arttırdı. Daha sonrasında bir kurban gerekiyordu. Merkez Bankası'nın kellesi alındı ve sonrasında yerine getirilen Merkez Bankası Başkanı da faizleri aşağıya çekti. Dolayısıyla sizlere şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Kurdaki bu hızlı tırmanış ister istemez büyük bir faiz artışını beraberinde getirecek. Konut sektöründe zaten her şey durmuş durumda. Bugün itibariyle evet, bakmayın siz Haziran'a, Temmuz'a. Ağustos ayında konut satışlarının çakıldığını göreceksiniz hepiniz. Eylül ayında konut satışlarının daha da dip yaptığını hepiniz göreceksiniz. Kimsenin konut aldığı falan yok bu ortamda. Konutlarını satmaya çalışanlar ya da satanlar da sattıkları an itibariyle kura ya da altına dönüyorlar. Herkes parasını şu anda nakitte tutmaya ve yoğunluklu olarak da dövizde veya altında tutmaya çalışıyor. Çünkü Türkiye'nin kırılganlıkları ortada bir, dünyanın kırılganlıkları ortada iki. Biz Haziran ve Temmuz ayında konutta yükseliş görsek de, ki Temmuz ayındaki yükseliş de aslında Haziran'ın artçısı oldu arkadaşlar, Ağustos'tan başlayarak dramatik bir şekilde düşmeye başladığını göreceğiz. Önümüzdeki dönemde Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu aylarda enflasyonda çok sert yükselişler görmeye başlayacağız arkadaşlar. Bunun üzerine bir de kurdaki kırılma gelirse, ki gelme ihtimali çok ama çok yüksek artık. Bence Merkez Bankası'nın bu açıklaması aslında bu konuyla ilgili bir zemin çalışması. Artık onlar da kuru kontrol altında tutamayacaklarını biliyorlar. Yapılabilecek her şeyi yapıyorlar. İşin şirazesinin kaydığını da görüyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar kur kırıldığı an itibarıyla ister istemez faiz artışı gelecek. Ve bu faiz artışı bugün durma noktasına gelen, dip yapan konut sektörünün çok daha feci bir duruma düşmesini beraberinde getirecek. Hareketlenmiş gibi görünen inşaat çalışmaları, yapım çalışmaları tekrar durma noktasına geldi. Öbür taraftan stoklar hala çok yüksek oranda kenarda durmaya devam ediyor. Evini satmaya çalışanlar neredeyse 1 ay, 1,5 ay, 2 ay uğraşıyor, şanslıysa satabiliyor. Büyük bir kısmı evini satamıyor. Bir de faiz ortamının yükseldiğini düşünürseniz konut sektörü büyük bir çıkmaza girecek anlamına geliyor. 1 ay, 2 ay
ay, 3 ay müteahhitler direnmeye çalışacaktır. Bankalar fiyatları belli bir seviyede tutmaya çalışacaktır. Çünkü bankaların elinde de çok ciddi konut stoku var biliyorsunuz. Batık kredi kaynaklı. Vatandaşlar paraya sıkışmaya başlayacak. Onlar da evlerini satmaya çalışacak. Sıkışmayanlar da durumu gördükleri için ya ben bu konutu niye elimde tutuyorum boş yere? Konutu satayım, nakite döneyim, o parayla gideyim, döviz alayım, altın alayım demeye başlayacaklar. İster istemez fiyat kırmaya başlayacaklar ki bir talep oluşmaya başlasın. Şu soruyu da sorabilirsiniz. Kur kırıldığında yani bir anda dolar ikiye katladığında insanlar ellerindeki dövizi boşaltacaklar. Türk lirasına dönecekler. Eğer ki konut fiyatları cazipse o fiyatlarla gidip konut almazlar mı? Faiz ortamı yüksek olduğu için almayacaklardır arkadaşlar. Gidip parasını yüksek faiz ortamında değerlendirmeyi tercih edecek. Çünkü Türkiye'deki kur kırılmaları sadece 2018 Ağustos'ta sınırlı değil ya da önümüzdeki dönemde yaşanacak kur kırılmasıyla sınırlı olmayacak. Ve insanlar şunun hesabını yapacak arkadaşlar. Türkiye gerçek anlamda resesyondan ve ekonomik krizden çıkmadığı sürece kur kırılganlıkları önümüzdeki süreçte de devam edecek. Arjantin, Venezuela örneğini görüyorsunuz. Bu ülkelerde bir kere, iki kere, üç kere, dört kere paranın devalüe olduğunu gördük. Keza Güney Afrika'da da bunu gördük. Velhasıl Türkiye'de aynı pozisyonda. Vatandaşlar şunu yapacak. TL'ye döndürdüğü parasını gidip bir konuta bağlamak yerine parasını Türk lirası olarak %20-25 seviyelerinden mevduat faizine yatıracak ve 6 ay, 7 ay, 1 yıl bekleyecek. Daha sonrasında da bu parayı alıp tekrar dövize, tekrar altına dönecek arkadaşlar. Ya da hiçbir şekilde parasını bozmayacak. Beklemeye devam edecek. Dövizde ise dövizde, altında ise altında kalmaya devam edecek. Bütün bu eğilimler bize gösteriyor ki konuta önümüzdeki dönemde hiçbir şekilde talep olmayacak. Konut sektöründeki büyük balon patlayacak. Sonuç, bir malın, bir ürünün fiyatını belirleyen şey arz ve talep etkisidir arkadaşlar. Kim ne derse desin. Bir ürünün arzı fazla, talebi az ise o ürün ister istemez fiyat kaybetmek zorundadır. Hele ki bizdeki gibi milyonlarca adet büyüklüğünde bir stok oluştuysa ve bu bir türlü boşaltılamıyorsa arz problemi bir balon haline gelmiştir. Talep olmadığı zaman da bu balon öyle ya da böyle patlayacaktır arkadaşlar. Türkiye'de konut sektörünün geldiği nokta bu. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.